Şimdi bu seneki değerli mezunlarımıza seslenmek üzere rektörümüz Profesör Doktor Gülay Barbarosoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Muhteşem bir manzara. Konuşmaya başlamadan önce en iyilerin burada olduğunu, bugün sizin ve bizim günümüz olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hepinizi şimdiden kutluyorum. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Son defa sizlere öğrenciler diye hitap edeceğim. Değerli öğrenciler, kıymetli misafirlerimiz, sevgili mesai arkadaşlarım, Boğaziçi Üniversitesi'nin 148. mezuniyet törenine hoş geldiniz. Sizleri sevgi, saygı ve en iyi dileklerimle defalarca selamlıyorum. Bugün burada, bu alanda toplanmış, yüreği heyecanla, sevinçle çarpan herkes için gururla yaşanması, gururla hatırlanması gereken bir gün. Sevgili öğrenciler, çok yakında dünyanın en güzide, en seçkin okullarından birisinden mezun olacaksınız. Boğaziçi Üniversitesi'nde okumanın size getirdiği ve getireceği ayrıcalıklar, aynı zamanda omuzlarınıza farklı sorumluluklar da yüklüyor. Bugün ülkemizde ve tüm dünyada milyonlarca insanın refahını, özgürlüğünü ve mutluluğunu ilgilendiren meseleler giderek çok katmanlı bir hal almıştır. Küresel ısınma ve çevresel tahribattan yoksulluğa, ifade özgürlüğünden etnik ayrımcılığa, savaşlara ve kıyımlara varıncaya kadar birçok mesele acil çözüm beklemektedir. Bu meselelerin hemen hepsi ulusal sınırları aşıyor, bölgesel ve küresel özellikler gösteriyor. Böyle bir dünyada büyük düşünmeye, yaratıcı olmaya, meseleleri bütün yönleriyle görerek incelemeye ve çözümler üretmeye giden yolda sabırla çalışmaya her zamankinden çok ihtiyacımız var. Geliştirilecek çözümlerin tek boyutlu olmayacağı aşikar. Ne tek başına teknolojik gelişme, ne de tek başına ekonomik büyüme, içinde yaşadığımız dünyanın çok boyutlu sorunlarına çare olabilir. İşte tam da bu noktada sizin, her birinizin tek tek çok büyük sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir. Çünkü unutmayınız, siz bu okuldan sadece birer mühendis, iktisatçı, matematikçi, tarihçi, fizikçi, eğitimci olarak mezun olmuyorsunuz. Sizi sadece bir meslekte, sadece bir beceri alanında uzmanlaşmış kişiler olarak yetiştirmek hiçbir zaman yegane amacımız olmadı. Burada çok yönlü, çok katmanlı, farklı disiplinlerin birbiriyle etkileşim içerisinde olduğu, bilimsel akılla sosyal aklı birbiriyle kaynaştırmaya çalışan bir akademik ortamda yaşadınız, düşündünüz, eğitim aldınız. Kulüp faaliyetleriyle, zengin kültürel ve sanatsal ortamıyla, demokratik değerlere, farklılıklara sahip çıkan, çoğunluğu kucaklayan yapısıyla bu okul, umuyoruz ki her birinizin çok yönlü ve derin düşünebilen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmuş olsun. Sürdürülebilir, müreffeh, özgür ve mutlu bir toplum için yenilikler, yaratıcı çözümler gerekiyor. Bunun için bugün kalıtımsal hastalıklardan yenilebilir enerjiye, ekonomiden dijital teknolojiye, sosyal yaşamın her kesiminde pek çok alana damgasını vuran inovasyon kavramını hatırlayalım.
Belki de oldukça dar bir biçimde sadece teknolojik gelişmeler bağlamında kullanılan inovasyon aslında yeni değerler yaratmak, fark yaratmak demektir. Ancak söz konusu yenilik sadece yeni bir teknoloji, yeni bir ürün olarak değil, farklı alanları kapsayarak çok bileşenli bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medyadan cep telefonuna, dikiş makinesinden mikro kredi sistemlerine kadar bugün hayatımıza girmiş ve hayatımızı dönüştürmüş ne varsa arkasında, sadece teknolojiyi indirgenemeyecek, içerisinde tasarımdan iletişime, örgütsel yapıdan kültüre kadar birçok unsurun girdiği karmaşık süreçlerin var olduğunu görürüz. Böyle bir dünyada her zamankinden daha fazla disiplinler arası ve disiplinler ötesi düşünebilen, teknolojinin yanı sıra sosyal ve kültürel süreçlere de duyarlı insanlara ihtiyaç var. Ancak böylelikle yaratılacak yeniliğin, inovasyonun, bilginin ihtiyaç sahibi toplumsal kesimlere, aciliyet alanlarına taşınması mümkün olabilir. Yenilik, fark yaratacak bilgi ancak gerekli yerlere taşınabildiği ölçüde, özgür ve eşit bir şekilde kullanılabilir olduğu sürece kapsayıcı olabilir, dünyayı ve ülkemizi daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kılar. Eminim ki sizler payınıza düşen sorumlulukların sahibi olarak nereye giderseniz gidin, burada edindiğiniz bilgileri, değerleri yanınıza götüreceksiniz. Toplumun ekonomik refahını yanı sıra sosyal ve kültürel esenliğine de katkıda bulunmaya çalışacaksınız. Bunu yaparken Boğaz içinden aldığınız değerlere, eğitime ve burada kurduğunuz dostluklara güvenin. Bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Bu konuğumuz yeniliği yaratmayı ve gittiği her yere taşımayı hayatının amacı kılmış bir isim, Doktor Kenan Şahin. Kenan Şahin Bey çalışmalarıyla yaşadığı toplumu iyiye doğru dönüştürmeyi amaçlamış, bu yönde hem akademik dünyada hem de iş hayatında büyük başarılara imza atmış, Robert Kolej zamanında ve sonrasında bu kampüsün yetiştirdiği en müstesna şahsiyetlerden birisi. Birazdan Kenan Şahin Beyefendi'ye Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora derecesini takdim edeceğiz. Sonrasında da Kenan Bey 148. mezuniyet töreni konuşmasını yapacak. Böyle bir günde aramızda olduğu için, kendisini sizlere tanıştırma fırsatını verdiği için, sevincimize sevinç, gururumuza gurur kattığı için sizlerin huzurunda kendisine şükranlarımı sunmak isterim. Konuşmamı burada bitirirken hepinizi teker teker kucaklıyorum. En içten duygularımla tekrar tekrar tebrik ediyorum. Umarım Boğaziçi'ni sizler için ev yapmayı, yuva yapmayı başarabilmişizdir. Biz sizleri hiç unutmayacağız. Sizler de bizi unutmayın. Sizleri burada yine sık sık görmek en büyük dileğimiz ve temennimiz. Yolunuz her daim açık ve aydınlık olsun. Hepinize başarılar diliyor. Tekrar tekrar sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum.